Demet Sağroğlu o doğduğunda takvimler 5 Aralık 1966'yı gösteriyordu. İzmirli bir anne ve Ankaralı bir babanın kızı olarak Erzurum'da dünyaya geldi. Anne ve babası o 2 yaşındayken ayrıldılar. Mahkeme velayetini annesine vermişti. Ancak 4,5 yaşındayken grafiker ve öğretmen olan annesi çalışıyordu. Menemene tayin olmuştu. Akşam 6'da geliyordu. Dedesi de edebiyat hocasıydı. Onun anaokuluna gidiyordu. Anaokulu bitince lise sınıflarında uyuyordu küçük Demet. Akşam birkaç saat görebiliyordu annesini. Anneannesi ve dedesi bakmakta zorlanıyordu. Babası da Demet'i yanında istiyordu. Demet babasının evinde yaşamaya başladı. Küçük yaştan itibaren sanata ilgi duyan Saaroğlu hep müzikle haşır neşirdi. Bu müzik aşkıyla ilgili homojen dergiden İlker Bozkurt'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Kendimi bildim bileli müzikle ilgiliydim. Ütü kordonları, mikrofonum, tuvalet kağıtları, sahne elbisemdi. İlk doğru düzgün bestemi 11 yaşında yapmıştım ve tanıdığımız bir konser piyanistinin ilginç, hem pop hem tsm ve üç makamı bir arada kullanmış dediğini hatırlıyorum. O yaşlarda bahçe duvarının üzerinde bazen sakız, bazen bilye toka karşılığı Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer'den şarkılar bir de yabancı şarkılara söz yazar söylerdim. Sonra o şarkıları birileri yazar, televizyonda söylerdi ve ben şarkım çalınırmış gibi hissederdim. Şiirlerim okul gazetesinin dışında büyük gazetede yayımlanınca çok gururlanmıştım. Müzik ve kitaplar benim sığınağımdı. Meslek olarak hep doktorluk, avukatlık, mühendislik vesaireye yönlendirildiğim için hiçbir zaman ünlü olma hayali içinde olmayan, iç dünyasında hep müzikler çalan bir kızdım. Sadece müziğe daha yakın olmak isterdim. İlk konser konservatuar isteğimi ilkokul bitiminde babam tarafından engellenmişti. İkinci girişimimi 17 yaşında habersiz yapmaya karar verdim. Ankara Devlet Konservatuarı şan bölümü sınavlarına girdim. Yeteğe kaldım. Ailenin onayı gerekiyormuş. 3 ay sonra 18'im desem de onlar da babam da yok dediler.'' Ertesi sene Bilkent Üniversitesi'nde hem grafik hem de müzik bölümünün sınavlarına girdi. İkisini de kazandı. Güzel Sanatlar grafik bölümüne kaydı oldu ve okumaya başladı. Aslında babası devlet okuluna gitmesini istiyordu ama o babasını ilk takside ödemesi için ikna etmişti. Bir gün ders sırasında müzik bölümünden gelip Demet'i çağırdılar. Müzik bölümünden tam burs kazandığını yani hiç para ödemeyeceğini öğrendi. Babası ikinci takside ödeyemeyebilirdi. Grafik bölümü için yatırdığı parayı geri çekti Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi şan bölümüne tam burslu olarak yatay geçiş yaptı. Artık müziğin hep hayatında olacağını biliyordu. Üçüncü sene bursunu kaptırınca İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı, TSM şan bölümüne geçti. O yıllarda aklında pop müzik sanatçısı olmak gibi bir düşünce yoktu. Usta sanatçı Kayahan'la yollarının kesişmesi ise hayatının dönüm noktası oldu. 1989 yılında Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Kayahan'ın ve Melankoli isimli şarkısında vokal yaparak adını duyurdu. Homojen dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti. Operacı olacakken bir anda farklı bir branşa geçince daha ne olacağını düşünmeden Kayahan abimle tesadüfi tanışmam, sesimi duyması ve Eurovision şarkı yarışması teklifinden sonra sahneye adım atmalarımda hep düşüncelerim nasıl güzel söyleyebilirim, nasıl heyecanımı yenebilirimlerdi. Sahnede titrerdim ilk zamanlar. Ün kısmını hiç düşünmedim. Zaten utangaç bir tiptim. Kendi kendine oldu. Dikkat çektim, vokallerim sevildi ve kendimi pop sektörünün içinde buldum. Bu arada kısa bir süre hayranı olduğu Sezen Aksu'nun da vokalistliğini yapmıştı. Hürriyetten Yener Süsoy'a konuşan sanatçı şunları söylemişti. İlkokulda çocukları etrafıma toplar Sezen Aksu şarkıları söylerdim. Sezen benim için bir idoldü. Tanışıp dost olduktan sonra yavaş yavaş abla oldu. Şimdi ise arkadaşım. Sertap ameliyat olmak için Amerika'ya gittiğinde Sezen beni istedi. Hisar konserlerinde 21 gün ona ben vokal yaptım konserlerin organizatörü benim için kendince bir para ayırmış. Benim Kayahan'dan aldığım rakamın çok altındaydı. Kendisine para almayı düşünsem ben bu rakama sahneye çıkmam. Sezen Aksu ile çıkmak benim için onurdur dedim. Sezen'in ailesi de İzmirli, annesi öğretmen. Hayatında bazı anılar bana çok uyuyor. Ayrıca aileye bakış açısında çok ortak nokta bulduğum için onu şimdi daha çok ailemden biri olarak görüyorum. 1994 senesinde Uzay Heparan'ın yaptığı ve albüme adını veren çıkış şarkısı Kınalı Bebek'le büyük bir çıkış yakaladı. Bu arada albüm çalışmaları sırasında Uzay Hepar'ı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sağroğlu'nun albümü Uzay Hepar'ının son çalışmasıydı. Bu albümün hikayesi de çok ilginçti aslında. NTV Radyo'da Suat Kavukluoğlu'nun hazırlayıp sunduğu müzik defteri programında şunları söylemişti ünlü sanatçı. Kayhan müzikte babamdı, ondan çok şey öğrendim. Şarkı nasıl söylenir, nasıl yazılır, sahnede nasıl durulur, İlk albümünü ben yapacağım dedi. Ondan bir tarih Dedim, söz aldım. Sehpaya çizik attı. O tarih geldi, çattı. Ortada albüm yok. Kayahan abi ama bu tarihte söz vermiştiniz. Sehpaya çizik attınız dedim. Sehpa değişti dedi. Güldük. O zaman ben de değiştim dedim. O sırada Şehrazat ve Uzay Heparı'dan albüm teklifi gelmişti. Ben de onlara çok inanmıştım. O halde ben gidiyorum Kayahan abi dedim. Bana küstü. O dönemlerde solo sahne performansı yapmaya başladım. Kayahan abiyi de davet ettim mekana siyah çelenk gönderdi. Çelengin üzerine bütün müzisyenlerin adını yazdırmış. Benim adımı en alta yazdırmış. Şimdi gülümseyerek hatırlıyorum bu anıları. Albümde sözü ve müziği kendisine ait olan Arnavut kaldırımı, Hazan Mevsimi, Yadigar, Gönlünce Yaşa gibi şarkılar da vardı. Arnavut Kaldırımı adlı şarkıya çektiği klip Avrupa'da üçüncü olmuştu. Kınalı Bebek şarkısının klibi de MTV'de yayınlanan ilk Türk pop kliplerinden biriydi. Sonrasında Şikayetim Var, Sımsıcak, Papatya Falları, Korkum Yok, Silkelen, hiç özlemedin mi gibi çalışmalarla sevenlerine seslendi. Bu arada Nilgün, Rating Kamdi ve Körfez Ateşi gibi dizi ve filmlerde küçük oyunculuk denemeleri oldu. 2012'de çıkardığı Hiç Özlemedin mi albümünün ardından 2013 yılında New York'a gitti. Şehrazat'ın da kariyerinde büyük etkisi vardı. Özellikle ilk albümlerinde katkı sağlamıştı. Ciz ona verdiği röportajda şunları söylemişti Sarıoğlu. Kayahan müzikteki babam, Şehrazat'sa annem oldu diye tabir ediyorum hep. Hayatımda çok önemli bir isim tabii. Kendisinin de ilk prodüksiyonuydu bu albüm. Benim ona güvenmem kadar onun da bana güvenmesi önemliydi. Yolun başında deneyimlerine ve yeteneklerine hayran olduğun iki büyük ismin sana ışık olması. O dönemler öyleydi. Sezen Aksu'da Aşkın Nur Yengi, Serta Perener, Levent Yüksel ve Yıldız Tilbe için bir o okuldu. O dönem bizler için bu büyük isimlerin eşliği ve öncülüğü çok önemliydi. Dinleyiciyi, sektörün kodlarını, sahne disiplinini, şarkı sözü nasıl yazılır, beste nasıl yapılırın inceliklerini öğrenmek adına müthiş deneyimlerdi. Tüm bu süreçte rahmetli Uzay hep arayı da anmadan geçemem. Genç yaşına rağmen zamanının çok ilerisinde bir müzisyendi. 90'lı yılların ardından ortadan kaybolduğu söyleniyordu. Ünlü sanatçı Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Bizim işimizi yapanlar için ilham önemli. Ortadan kaybolmak gibi algılanan süreç aslında en başka mecralar, hikayeler için bir arayış ve yeniden demlenme süreciydi. Müzikal hayatımın yüksek ivmeyle başladığı doğru ama o yıllardaki demeti aşmak için biraz çekilip, dinlenip, gözlem yapmam gerekiyordu. Olan bu ama magazinin işine yarayan biri olmadığım için de ortadan kaybolmak gibi algılandı. Oysa çekildim. Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek şarkılarını bilmeyen var mıdır? 90'lı yıllara damga vuran bu şarkılardan etkilenmeyen, dinlerken içi titremeyen var mıdır? Albüm kapaklarında sadece adı yazsa da hepimizin soyadıyla beraber ezbere bildiği Demet Sarıoğlu. Şarkılarıyla, yorumuyla, edasıyla, hüznüyle bir başkaydı. 2000'lere geldiğimizde uzun aralıklarla 4 albüm yaptı ama daha sessiz. Sonra New York'a gitti. Yeni hikayeler ve başlangıçlar için demlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Hem müzik sektörüne hem de kişisel kırgınlıkları vardı. New York'a gitse de Türkiye'den tamamen kopmadı. Sık sık gidip geliyordu. Hürriyetten Ayşe Arman'a verdiği röportajda şunları söylemişti usta müzisyen. Orada da müziğe devam. Kişisel sahne çalışmalarımın yanı sıra Demir Demirkan'ın önderliğinde çok değerli müzisyen arkadaşlarımla grup oluşturduk. Rock ağırlıklı birkaç konser verdik. Heykel dersleri de aldım. Müziğin dışında seramik de yapmaya başladım. HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını da yanıtlayan sanatçı şunları söylemişti. Yeni bir ortama ve yaşam biçimine adım attım. Bunun zorlukları da var, heyecanı da. Yeni bir ev kurmak, sosyal çevre değişikliği, yeni dil, yeni sahne arkadaşları derken kendimi çok adrenalin dolu hissediyorum. Bir buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geri döndüm ama arayı bir daha bu kadar açmayacağım. Sevenlerim ve ailemle birlikte güzel vakit geçiriyorum şu sıralar. Artık sık sık gidip geleceğim. Kırgınlıklarının bir kısmını törpülemeyi başarmıştı Sarıoğlu. 2018 yılında Açık Çay, 2020 yılında Yaşadım Saydın mı adlı parçalarıyla sevenlerine seslendi. Tavrını ve tarzını da çekinmeden gösteren ünlülerden biri Demet Sağaroğlu. Her ne kadar eskisi gibi ekranlarda görünmese de sosyal medyada aktif olarak yer alıyor. Onun muhteşem sesinden nice yeni şarkılar dinleyebilmeyi umuyoruz. Kendisine hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.